Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanrıverdi. YouTube kanalımda yeni bir video içeriğimde sizlerle buluşmak, kavuşmak çok güzel. Bugünkü yayınımı Ankara Çubuk ilçesine bağlı İkipınar Mahallesi'nde Atlas Besi Çiftliği'nde çekimimi yapacağım. Buradan mal alan bir arkadaşım Instagram'dan benden ulaştı. Yazıştık. Abi dedi, ben dedi bir çiftlik var. Gelip çeker misin? Çiftlik sahipleriyle görüştüm. Tabii dedim, kırmam, ne demek. Hep kurban pazarlarını çekiyordum. Arada bir böyle bir çiftlik çekeyim. Geldim, birazdan sizi de tanıştıracağım. Yani yeri çok güzel. Çubuk, Pursaklar arasında. İnşallah siz de beğenirsiniz. Kurbanlığınızı almadıysanız gelip bu çiftliği de bir ziyaret edin. Ben hayvanları tanıttıktan sonra görün, tartın. Ondan sonra hayırlısıyla kurbanlığınızı alıp Kurban Bayramı'nda ağız tadıyla kazasız belasız kurbanınızı kesin. Şimdi girelim, çiftlikteki hayvanları bir görelim. Sizlerle de paylaşalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cemal Bey, evet. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Valla sizin çiftliği bir takipçim kurbanlığını almış. Dedi abi bu çiftliğe gider misin, çeker misin? Ben de geleyim, birlikte şey yapalım dedi. Ben de geldim. Hoş geldiniz. İzleyicilerimizle de sizi tanıştıralım. İkipınar Mahallesi. Çubuk, İkipınar Mahallesi. Evet. Akgerdan Besi Çiftliği, Cemal Kepçel. Evet. Kaç yıldır buradasınız? Biz 10 yıldır bu köydeyiz. 20 yıldır hayvancılık yapıyoruz. Evet. Burada mı sadece çiftliğiniz var? 2 tane çiftliğimiz var İkipınar'da. Biri burada, biri yukarıda. Onu da görebiliriz değil mi? Tabii tabii. Tamam. Burada kaç büyükbaşınız var? Burada 120 tane büyükbaş hayvanımız var. Maşallah. Şöyle arkadaşlar girişten. Burada kantarımız da var. Evet. Hayvanın alan tartıyor. Tartıyor, tartıyla da veriyoruz, ayakta da veriyoruz. Evet. Baskül fiyatınız devletin belirlediği şekilde mi yoksa? 30 milyondu, 28'e düşürdük. 28'e düştü. Evet. Evet, çok güzel. Hayvanlarınızda da gayet iyi bakmışsınız. Yani böyle girdiniz mi hemen belli oluyor. Şöyle bir tur atalım. Biz 20 senedir yemde yaptığımız için. Yemcilik de yapıyorsunuz. Yani yemi kısmıyoruz. Evet. Yani yemde bolca veriyoruz yani. Hayvan başı 10 kilo, 12 kilo yem yiyor. Yem için ekim yaptığınız alanlar da burada mı? Yani öyle fazla alan yok da biz ekim yapıyoruz yine. Yani kendi üretimimizi yapıyorsunuz, evet. Kendi hayvanınıza da bakıyorsunuz. Evet. Gayet güzel. Zaten bu devirde üretimini kendi yapan, evet. Yani girdi masrafını kendi birazcık çıkaran hayvancılar böyle bir tık daha üstün, evet. Şu anda. Hem hayvanlarına iyi bakıyorlar, hem de tasarrufunu sağlamış oluyorlar. Arkadaşlar. Hayvanlar yattığımı kaldırmak istemiyorum çünkü bunların her kalkıp yatması kilo randımanını düşürüyor. Yani buna dikkat ediyorum birazcık. Şimdi şöyle gezdik. Cemal Bey. Burada da ufaklar var. Evet, bunlar seriye kurban bunlar. Ha, bunlar seriye. Olmazsa kesime gidiyor. Anladım. Yani belli bir kilodan sonra kesime veriyor. Evet. Yani bir şey söyleyeyim. 18 aylık hayvan şöyle mesela diyelim ki şu seneye kurban olacak. Evet. Ama şu da bu sene kurban olacak. İnsanlar bunu bilmiyor. Kapak konusunu bilmiyor. Şu hayvanı sıra, evet. Kapaksız diyelim. Evet. 500 kilo diyelim. Kurban olur diye satıyor. Yazık, günah yani. Evet. Buna arkadaşlar, alacak arkadaşlar dikkat etsin. Hani kilo şeyi insan göz yanılması oluyor. Ha diyor, bakıyor kalıbı yerinde. Tamam diyor, kurban olur. Satıyor, alıyor. Yazık, günah. Şu hayvanın dişi atmışıydı, buradaydı, bu tarafa aldık. Ha, bu taraftaydı. Bu kapak atınca bu tarafa geçti. Kapak atınca buraya aldık. Çok güzel Cemal abi. Şimdi böyle bir tur attık. Şöyle bir kilo fiyat alalım. İzleyicilerimiz. Cemal abi buna ne diyoruz? Bunu verdik. 17.250'ye verdik bunu. 17.250. Evet. Alıcısına Allah ağız tadıyla kesmek nasip etsin. Cemal abi şuna ne diyoruz? Yani en son biterlerini söylersek baskülünü... Buna da 18 civarında diyoruz. 18. Bu yeni kapak atmış demiştik. Evet. Şu yeni kapak atmış. Buna ne diyoruz? Buna da 13 lira diyoruz. 13. Ya kaldırma ya. Tamam. Yatsın yatsın. Bu ağaca fiyat ne diyoruz? Bu 680 kilo. İşte gelene uygunca veririz yani. İnşallah. Videomuzdan sonra gelirler. Videoma bir konum atarım. İletişim numarasını da yazarım. Buna ne diyoruz? Boynuzlar da güzelmiş. Onu verdik. Şundan da tamam. Evet. Şu üçü duruyor. Üçü. Bunlara ne diyoruz mesela? Buna 14.000 lira diyor. 14.000 lira. Evet. Şu var. 13.000 lira ikisi de. Şuna da 13.000 lira dedik. Şuna da 13.000 lira dedik. Bunlar 7 kişi rahat keser yani. Tabii. Sıkıntı yok. Buna ne diyoruz? Buna da 14.500 diyoruz. 14.500. Yani. Şu 15. Buna da 15. On altı beş yüz de buna dedik. Hepsi randımanını güzel almış maşallah. Kesecek olan arkadaşlara Allah kabul etsin diyelim şimdiden. Şunlara bakalım. Biraz da renkliler. Bazıları renkli seviyor, bazıları siyah seviyor. Yani Ankara'da kurban kesenler çok değişik. Buna da 15 diyoruz abi. 15. Şuna ne dedik? Buna 17.500 abi. 17.500. Maşallah maşallah. Şimdi Cemal abi, bayramda kesimhaneniz var. Kesimhanemiz var. Kesiyoruz, dörde bölüyoruz. Parçalamak isteyene parçalattırıyoruz. Çok güzel. Ustalarımız var, profesyonel. Sabah bayramından sonra gelecek. Tabii. Kahvaltısını yapacak. Tabii, kesimine başlıyoruz. Sırasını alan tık 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 bitecek. Evet. Kesimhaneyi de görebiliriz değil mi? Görebiliriz. Tamam, oraya gidelim bir de arkadaşlarla. Cemal Beylerin üretimhanesi burası da. Burada buzağı annesini emerken, burada da çoban kardeş İneğin şu sağım makinesiyle gördüğünüz sağıyor. Evet. Burası üretim. Evet. Buzağlar, inekler, sütle üretiyorsunuz. Dişi hayvan. Evet. Şöyle gezelim. Maşallah diyelim, nazar değmesin. Evet arkadaşlar. Yani kurban besiciliği haricinde de Cemal Beyler üretimle yapıyor. Seneye kurbanlık olacaklar da var. Seneye bir daha gelmek nasip olur inşallah. İnşallah. Abi bu inekler kesilmesin, üretim devam etsin. Yani amacımız o. Tabii. Çünkü her zaman diyorum, bacasız fabrika. Bunu turizm için söyler ama bence Türkiye'de bacasız fabrika hayvancılık ve çiftçilik, devletimiz hayvancılara sahip çıksın. Yani çok muzdaripler. İnşallah daha güzel günler gelecek. İnşallah bunun sütü iyiydi. Sabah akşam kaç litre süt veriyor bu? 20-25 arası değişiyor. 25 arası değişiyor. Şöyle bir daha bakalım. Şimdi diğer çiftliğe geçelim. Burayı da böyle paylaştık arkadaşlarla. Cemal Bey, buraya da geldik. Burada da saman balyalarını koymuşsunuz. Evet. Yani şu ağacın altında da hayvanlar var. Bunlar yaylım mı? Evet. Yaylım seneye hayvan. Kurban olacaklar. Evet. Dağ bayır çıkıp otluyorlar. Buralarda yani gezip yayılıyorlar. Akşam da içeriye koyuyoruz. Ne güzel ya. Yerimiz geniş. Vallahi. Mera alanımız geniş. Arkadaşlar, her gittiğim yerde çok güzel şeyler görüyoruz. Hepimiz birlikte görüyoruz. Sizle paylaşıyorum işte. Ağacın altında Cemal Beylerin seneye kurban olacak buzağlar, inekler. Karşıda da arazi var zaten. Oh. Şöyle etrafı da çekelim. Şurada, şunlar da hobi evleri mi? Evet, hobi bahçeleri. Hobi bahçeleri. Tarlaların ortalarına yine yapmışlar. Ne olacak böyle? Şikayet ediyorlar mı? Ağır kokusu geliyor falan diye. Şikayet yok da, yani şikayet etseler kendileri sıkıntıya düşer de. Yani. Bak bak. Yani şimdi tam öğlen saati. İstirahat ediyorlar. Sabah öğleden sonra yayılıyorlar. Hı-hı. Suyumuz İkipınar'ın çeşmesi. Ha, şurası burada yalak var. Evet, sulu. Oraya da çekeyim. Köye gitmeyince öyle yerler gözükmüyor. Şehirde büyüyenler hayatta görmez öyle bir şey. Şimdi aralarına da gireyim. Vallahi sepselim burası. Ha, keyiflerini iyi biliyorlar ha. Hiç. Keyifle sakin sakin. Yani. Değil mi? Yanına da gidiyoruz. Vallahi ya. Şu an. Hepsi de kontrollü. Küpeleri de var. Yani çok hoşuma gitti. Şurada çeşme. Dağdan mı geliyor? Kaynak suyu mu? Kaynak suyu abi. Gideyim bir avuç içeyim bari ya. Havaya bak ne güzel. İşte. Eskiden Türk filmlerde çıkıyordu böyle yalaklar. Şimdi yok. Evet. Şimdi bizimki bayağı eski bir yapı bu da. Yani tadına bakalım suyun. Arkadaşlar, suyumu da içtim. Vallahi burayı yaptırandan Allah razı olsun. Şöyle şurada komple hobi bahçeleri. Evet ya. Bunların. Yukarıda da bir çiftlik var. Evet. Orası küçük baş gözüküyor ama olsun. Biz tavsiye üzerine geldik. Geldiğimizde de değdi yani. Çok güzel insanlarla tanıştık. Şimdi öbür şuradaki diğer çiftliklerine de gireceğiz. Oradaki de fiyatları alacağız. Sonra yola devam. Çekimlere devam arkadaşlar. Allah kısmet ederse Gebze Darıca Hayvan Pazarı, Sultanbeyli Kurban Pazarı, Atışehir'de bir arkadaş çağırdı. Orada bir pazar. Bir de Çatalca'da var çiftlik. Belki onları da en kısa zamanda gidip çekmeyi düşünüyorum. Nasip diyelim. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olsun. Gerisi gelir arkadaşlar. Evet, girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da buzağların devamı var. Şimdi diyeceksiniz Aytekin abi niye kurbanlıkları çekmiyorsunuz, ama üreticinin her zaman yanındayız. Kendi ürettiğimiz buzağlar. Yani. Kendimiz üretiyoruz işte. İnşallah bunlar kurbana gitmez de seneye kadar kesilir herhalde. Yani. Giderse de geleceğiz. Ayağımızı bir kere buraya sürttük. Çok meraklı bakıyorsun. Şarole, öteki de Simental. Şarole, Simental. Yani nasıl yan yana duruyorlar bak. Acıkmışlar bunlar şimdi. Melez hayvanlar. Bunlar melez. Aç hazır bakayım. Girelim mi şey? Satılık kurbanlıklara da bakalım. Kesimhanemiz. Şurası hayvanı deri yüzme, kancaların şöyle. Oh. Gayet güzel. Bunlar da kendi buzağlarımız. Evet. Yemi kendi üretiyor. Buzağısını kendi üretiyor. Yani çok kötü vardı. Bunlar acıkmış. Evet. Cemal abi şimdi bundan başlayalım. Bunu kaça vereceğiz? Bunu 16.500. 16.500. Canlı ağırlık? Canlı ağırlık 550-600 arası. Şu Ankaraların sevdiği kara. Evet abi. Eti sıkı olur, lezzetli olur diyorlar. Lezzetli olur, sıkı olur. Buna ne diyoruz Cemal abi? 13.5 diyoruz buna. 13.5. Şuna? Bu da simental. Gayet güzel. Ona 17.000 lira diyoruz abi. 17.000 lira. Evet. Şuna bakalım. Cemal abi. Bu da gayet güzel bir hayvan. Ona 14.000 lira diyoruz. 14.000. Koca olan yatıyor. Ona da bakarız. Biraz bu kıvırcık, simental bir arada gitmiş. Evet. Çok cinslandır. Evet. Bu 20.000 civarında 700-800 kilo ağırlığı var. Evet. Arkadaşlar. Şu? 14.500. 14.500. Şu çok acayip sesle çıkarıyor bak. Ağırın ağırın dayısı bu bence. Evet. Ne bağırıyorsun sen? Buna ne diyoruz? Buna 15.500 abi. 15.500. Sessiz ol. Evet şöyle arkada bir tane vardı güzel kaçırdım onu tekrar geri dönüp çekeyim. Bu da bu Şarole'nin Moltofon'un kırması. Evet. Yani bu da bayağı doldurmuş. Hem de ne doldurmuş? Evet. Biraz küçük boy ama etine sıkı yani. Yani besicilikte genç hayvanların et kemik gelişimi birazcık dursa da et gelişimi artıyor evet. Yani randımanını evet. O şekilde alması gerekiyor besicilikte. Bu şarole hayvan, bu da şarole. Yani bu biraz daha cinsi şey. Bu biraz daha etini almış. Daha evet. Da var yani etini alır. Alır. Buna fiyat ne diyoruz Cemal abi? Buna 20.000 lira diyoruz. Buna 20.000 lira dedik. Şu kara olana ne diyoruz? Ona 16.500 diyoruz. 16.500. İspanyol boğaları gibi ha. Evet. Maşallah maşallah. Şurada da var. Ankara'da genelde siyah hayvan tercih ediliyor. Evet. Onu söylüyorlar zaten. Bu hayvan da bayağı etli, dolgun. Evet. Buna kemik yapısı küçük. Aynen. Fiyat ne diyoruz? 19.500 diyoruz. 19.500. Her gelen gelsin görsün pazarlığını yapsın. Evet. Şuna da demiştik. Evet. Olsun yine de böyle çekelim. Şu taraftakiler. Orada da var hayvanlarımız. Oraya şuradan gidiyoruz. Onlara da bakalım. Evet. Toptan da sattığımız için hayvan sayımız azaldı biraz. Toptan da satıyorsunuz. Evet. Yani Ankara içi bir Ankara dışı da satıyor. Ankara dışı da oluyor. Ankara içi de oluyor. Tabii üretici olunca üretip satılıyor. Çok güzel ya. Bunun fiyatı ne Cemal abi? Bunun fiyatı 16.000 lira. 16.000 lira dedik. Şu da var gayet güzel. Buna ne diyoruz? Şu ayaktakine. Buna 16.000 lira, bu kalkana 17.000 lira. Bu kalkan 17. Buna da 16. Şuna? Bu 15.000 lira, bu 13.500. 13.500. Bu 5 kişilik tam. Evet, bu biraz küçük. Evet. Arkadaşlar çiftliğimizde süt üretimi, buzağı üretimi, düve, bu da bu ahırın fedaisi. Geldiğimden beri bağırıyor. Kaç çobanınız var Cemal abi? 4 tane elemanımız var. 4 tane. Zaten şart. Bunlar da buzağlarımız. Bunlar da seneye ya kurban olur ya da ete gider diyorsunuz. Evet. Bak geziyor. Serbest dolaşım. Bu da annesini emmeye gelmiş. Annesi? Evet. Şu mu? Dişi hayvanı. Bu herhalde ilk doğum bunu yapmış herhalde. Ya da evet, ikinci doğum. Genç. Genç yani daha. Evet. Maşallah. Şöyle. Şimdi çıkalım dışarı. Kesim burada yapacaksınız. Evet, kesim burada olur. Çok güzel. Arkadaşlar Çubuk ilçesi İkipınar Mahallesi'ne geldim. Burada iki çiftliği bulunan Cemal Kepçeli. Cemal Bey'le. Burayı kurbanlık almak isteyen gelenler nasıl bulur? Yani bir tarif edebilir miyiz? Yani Saray, Gümüşoluk, Kızılca, Kızılca'dan sonra İkipınar. Sirkeli yolunda evet. Yerimiz. Yani konum olarak bayağı bura mera alanları fazla. Bayağı var. Yani yaylımımız var. Yani yay yok. Ondan sonra içeriye koyuyor, besliyoruz, kurbana satıyoruz. Çok güzel, ben beğendim. Yani bundan sonra davet ettiğimiz sürece periyodik yani, olarak gelirim. İnşallah. Seneye de kurbanlık kesmek isteyenlere burayı daha önce çektiğim çiftlikler var. Onlar gibi çeker, paylaşırız. İnsanların aklında soru işareti kalmaz. Seneye daha da güzel hizmetleriniz olur diyelim. Tabii tabii. Çünkü ben geldim, şimdi gördüm. Üreticisiniz. Evet. Üreticinin her zaman yanındayım. Allah size kolaylık versin. Hem üretiyoruz, bir taraftan kurbanlık satıyoruz, bir taraftan yem satıyoruz, 20 senedir yem satıyoruz, evet. 10 senedir büyükbaş hayvan besliyoruz. Çok güzel. İnek, yani inekten üretiyoruz, buzağı soluyor, buzağdan sonra besiye alıyoruz. Yani 1,5-2 sene bakıyoruz. Yani 1,5 sene baktığımız ete gidiyor, 2 sene baktığımız kurbanlığa gidiyor. Bize yani, sizin gibi üreticiler lazım Cemal Bey. Tabii. Allah. Çok teşekkür ediyorum tabii. Yani inanın. Tebrik ediyorum yani. Yani vatana, millete, devlete evet. Biz de elimizden geleni desteği yani, yapıyoruz. Milli üretiyoruz yani. Milli evet. Servet. Şimdi bir inek 10 tane buzağı verse tabii. Ülkemiz yani bütün hayvancılıkla uğraşanlar bu şekilde yapabilse şu anki şartlar biraz uygun tabii, olmuyor. Yurt dışından hayvan gelmez. Yani normalde %50 yurt dışından geliyordu evet. Bu 2 seneye kadar. Yani üretim olsa yurt dışından hayvan gelmesine de gerek yok. Evet. Döviz dışarıya gitmesine de gerek yok. Evet. Yani iç piyasa hareketlenir, daha iyi olur. Yani evet. Böyle düşüncelerimiz var evet. İnşallah. Devam edersiniz inşallah. Daha büyürüz, daha ileriye gideriz. İnşallah. Arkadaşlar geldik, gördük, tanıdık. Size de şimdi nasıl diyeyim? Açıklama kısmına Cemal Bey'in numarasını bırakacağım. Kurbanlık almayı düşünen varsa, bu sene olmasa seneye düşünenler varsa arasınlar. Kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu videomu izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Beğenide ve yorumda bulunmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın. Kucak dolusu sevgiler. Allah'a emanet olun.